da böyle bir atıfta bulunması çok ilginç benim için. Well zaten şöyle enteresan bir adam. Burada resmi yok ama ben söyleyeyim. Görünmeyen Kral Tanrı diye bir kitabı var bu adamın ve bu Görünmeyen Kral Tanrı kitabında şöyle söyler der ki tanrıya inanmak yani tanrıya inanmış olmak bir seçilmişliği gerektirir. Tanrıya inanıyorsan inanıyorsundur. İnanmıyorsan inanmıyorsundur. Hani bizim nasip dediğimiz kavram. Adam diyor ki ve bu Tanrı'ya inanma fikri insanın içinden coşkunlukla geliyorsa ve akıyorsa işte diyor o kişi seçilmiş kişidir. Ne mutlu onlara diyor ve bu görünmez kral görünmez kral Tanrı kitabını sunduğu bir adam var. 13 numarayı alabilir miyiz? Bakın bu e, adam İngiltere Başpiskoposu Thomas isimli bir adam. Bu adam aynı zamanda Viktorya'nın, Kraliçe Viktorya'nın Anglikan a, tabii, evet, yazılı. Anglikanların, evet. Anglikanların başı, Kraliçe'den evet. veya Kral'dan sonraki başı, e, İngiliz Başpiskoposu. Aynı zamanda bir dur itraibi. Evet. Bu şahıs ile bir öğlen yemeği yiyorlar. Kim? George Wells. Bu kişiyle bir öğlen yemeği yiyor ve bu öğlen yemeği sırasında bu görünmeyen kral Tanrı kitabını bu adama takdim ediyor. Bu adama takdim etmesinin şöyle bir özelliği var. Çünkü bu adam aynı zamanda dediğim gibi kraliçe Victoria'nın ünvanı öyle egemen sır katibi. Bu görmüş olduğunuz adam. Ve aynı zamanda 1906 yılında 241 piskoposun katıldığı ve dünyadan çok büyük katılımcıların da geldiği bir Hristiyanlık konferansı düzenliyor. Bu kişi görmüş olduğumuz resimdeki kişi ve bu konferansta şunlar tartışılıyor. Bilimle Hristiyanlığı nasıl birleştirebiliriz? Asla ayrılmayacak şekilde ve bu birleştirmeyi öyle bir şekilde yapmalıyız ki insanlar Hristiyanlıktan soğumasınlar, ayrılmasınlar. İki, dünyayı nasıl şekillendirebiliriz Hristiyanlığı kullanarak? istediklerimizi nasıl elde edebiliriz ve İngiliz İmparatorluğu'nu dünyanın efendisi nasıl yapabiliriz? Bu konferansta da bu tartışılmış. O yüzden George Wells'in bu adama gidip o görünmeyen kral e, ta, e, Tanrı kitabını götürmesi ve onunla öğlen yemeği yemesi çok önemli. Şimdi... <laughs> Tabi burada yine bir atıfta bulunayım. Tabi buyurun. George Wells'in e, bir Anglikan olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Yani neye inandığını... Söylemedi hiç. Söylemedi Yani kim gibi? Ee, Darwin'i de biliyoruz. Bir Hristiyan. Doğru mu? Evet. Ee, olgun bir şeyden bahsettin onu izleyicilerimize söyleyelim. İnternetten bizi takip edemiyorlar bazı arkadaşlar YouTube'dan. Herhalde internette biraz sıkıntı var. Onun için tweetlerde yazıyorlar arkadaşlar biraz sıkıntı var diye. Onun için yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani bizden kaynaklı, tv yüzden kaynaklı bir problem değil. İnternetten kaynaklı bir problem olduğunu söylememiz lazım. Senin arkadaşlar uyarmıştı çünkü. Evet, evet, onlar uyarklar. Evet. evet, Devam edelim. Şimdi, yani hani dediğim şey o böyle bir adamla öğlen yemeği yemesi ve kitabı ona takdim etmesi son derece düşündürücü ve önemli. Ama sizin söylediğiniz şunu da söyleyeyim: Görünmeyen Kral Tanrı kitabını Albert Einstein tavsiye etmiş ve herkesin okuması gerektiğini söylemiş. Böyle bir özelliği de var bu kitabın ve George Wells Ben onun kitaplarından anladığım kadarıyla bir yaratıcıya inanıyor ama bir dine mensup mu ya da hangi dine mensup öyle bir açıklaması yok. Şimdi değiştirelim. E, resmi değiştiren bir de adamın kendini görelim. George Wells diyoruz Albert ama Albert Einstein'ın da önemli bir secret society üyesi olduğunu söylememizde gerek var burada. Yani <laughs> hani yani bu arıyorsa kadar gider. Tabii gidiyor değil mi? Arıyorsa kadar gidiyor. Yani o Ayasofya'da toplandığı zaman hatta onun öğretileri devam ediyor. Tek tanrıcılığı savunuyor. Ve e, tek tanrıcılığı savunurken işte üçlemenin son bulması aslında konsey biz zannediyor ki yani İzmit, İzmit'te toplandı sadece bir de Ayasofya'da. Ondan önce Efes'e gidiliyor, geliniyor e, İznik'te bulunuyor. E, daha sonra Ayasofya'da e, neticeye bağlanıyor. Ve burada aforoz edilen e, birçok Mısırlı rahipler vardır. Bakın İznik tarafına gidin e, birçok mezar vardır. Ve o mezarlarda Etiyopyalı bir rahibin mezarını bulursun. Etiyopyalı. O bölgeler, o bölgelerde dünyanın her yerinden rahipler geliyor. Ve aforoz edilenler var. Yani kim bilir neler oldu. Dediğin gibi 666'yı 777'den 666'ya çevirmişler. de evet. Ben ona takıldım. Ee, ve tabi e, tabii Ertan da bu sırrı verdi. iyi oldu. Ee, sana da laf atayım biraz. Ya şöyle evet. diyorum ben. Sen <gülüyor> <gülüyor> yani yazılan sırlıktan kalktı artık tabii. o. Sen söyledin. Şimdi şöyle. Sen söyledin ya. Söyledim yani. 777. Hadi am, anlamını anlatın bana. Şimdi oraya gelir iş. Dolayısıyla ha. hani görmek o işin Sırına ee, sırrına sahip olmak değil. Bu neye benziyor? Bakıyoruz. Masonik tapınaklarda işte bir yıl semboller var. Gördün mü? Gördün. İşte ne vardı? Üçgen vardı, göz vardı. Ama o bilgiye sahip misin? O o, o başka bir şey. Tabii onu bilmek için mason olmak gerekir yani, ya da burada mason olmamak gerekir. Yani belki yani fason değil mason olmak lazım evet, tabii, demek daha ya doğru, doğru olabilir. Aynen. Veyahut da şöyle diyelim. Ee, hani üst bilginin anlatılan bilgi Horus'un gözü işte Mısır, e, Kadim Mısır bilgilerinin filan dersen başka yere gider. Aa, Belki evet. de başka bir hikayesi vardır. işin onu da bilmek lazım. Evet. Şimdi deminden beri George Wells deyip duruyoruz ama hiç adamcağızın yüzünü görmedik. Bir üç numarayı alabilir miyiz? Tabii. Ünlü George Wells bu evet, adam. Karşımızda kendisini görüyoruz. Şimdi eee bir altı numarayı alabilir miyiz? Bak şimdi George Wells'i söylerken burada mesela biz genetik çalışmalardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani bugün için diyoruz ki işte domuzun yakın zamanda domuzun kalbini bir şekilde GDO'su ile oynadılar ve insan bir insana yerleştirdiler, değil mi? Evet. Yani belki iki gün sonra bir kanat, üç gün sonra bir hani herhangi bir hayvanın koku organını insana yerleştirecekler. H.G. Wells çok önemli bir şey yaptı. Ne yaptı? Doktor Moore'un adasında. Evet. O filmi bir izleyenler, izlemeyenler izlesin, isterseniz not alın. Dolayısıyla orada genetik çalışmalardan bahseder. İnsanlar üzerine yapılmış genetik çalışmalar. Tabii eninde sonunda bu bir film olduğu için orada bir hikaye izleriz. Kitabı da var, kitabını da evet. okuyabilirler. Ama zaten kendisi diyor ki biyoloji geleceğin bilimidir diyor. Biyoloji geleceğin bilimidir diyor. E, 6'yı alabilir miyiz? 6 numarayı. Şimdi burada görmüş olduğumuz kişi e, Fedor Şalyapin. Bu adam e, büyük bir müzisyen, e, Rus sanatçısı. Peki bu adamla George Wells'in ne alakası var? Bunlar e, çok yakın arkadaşlar, sırdaşlar. Şimdi 5 numarayı alabilir miyiz? 5 numarayı evet. Şimdi bu e, Fedor Shalyapin denilen kişiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Kendisi okültizm çalışan, simya çalışan, e, bu kadim sırları, kadim bilgileri çalışan, enerji ve ses üstüne de düşünen kafa yoran frekanslar üstüne kafa yoran bir insan. Çünkü zaten adamın kendisi müzisyen ve bu konularda da George Wells ile fikir alışverişinde bulunuluyor, bulunuyorlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz tablo ise bunun konuyla konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz tablo ise şeyin Shalyapin'in Moskova'dan ayrılmadan önce 1921 yılında yapıldı bu kendisi 22'de Moskova'dan ayrıldı bir daha dönmemek üzere bu resim 1921 yılında yapıldı bu resmin önemi şu bu resmi yapan kişi Boris isimli bir ressam bu ressam bunu yaparken. Şalyapin'le beraber şarkılar söylüyorlar ve fısıltılar halinde konuşuyorlar. Bu çok ilginç bir detay. Kaynaklar bunun neden böyle olduğunu söylemiyor. Ne demek istiyorsun? Bir, bir sır paylaştılar kendi aralarında. Bir de bu resim tek parça yani böyle gördüğünüz gibi dümdüz yapılmamış. Parçalar halinde yapılmış ve sonradan birleştirilmiş. Bakın size şurada 3 kişi göstereceğim. 1, 2, 3 bu üç kişinin buraya konma sebebi olduğu söyleniyor. Bunları Şalyapi'nin bu üç kişiyi tanıdığı söyleniyor. Ve bu üç kişinin aslında gözcüler olduğu, dünyayı her daim gözleyen gözcüler olduğu söyleniyor. Hemen arkada da bir afiş var. Bu afişin de bu tablonun genel sırrıyla alakalı olduğu söyleniyor. Bir de bu tabloyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Dedim George Wells'le çok yakın arkadaşlar. Bu bu, zaten o yüzden anlatıyoruz Şalyapin'i Bu adam bu resmi yaptırdıktan sonra Moskova'dan ayrılırken bu tabloyu beraberinde götürüyor. İyi tabloyu beraberinde götürüyor da biz bu bu tabloyu nereden ulaştık da o zaman bakıyoruz şu anda. Tablonun akıbeti meçhul. Yani e, o Boris isimli ressamın yapmış olduğu e, tablonun akıbeti meçhul. Çünkü kendisi aldı götürdü. Fakat aynı ressam Kendisi şal yapayım bunu götürdükten sonra bu resmin bir taklidini yapıp Rusya Müzesi'ne hediye ediyor. O yüzden biz bunu görmekteyiz. Ee... Bu bir aslında de, orijinal resmin aynısı değil. Değil. Orijinal bu resmin yalnızca orijinal resmin bir kopyası. Kopyası. Ee, ama orijinal resimde ne olduğunu da aslında bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ha. Evet bir de bir şey daha söyleyeyim. Görüyorsunuz üstünde mesela şu 6 numarayı tekrardan bir alabilir miyiz? 6 ile bunlar arasında bir fark var. Bunu kaynaklarda yazıyor çünkü bu bilgi. Bakın normalde bu adam böyle giyinen bir insan. Şimdi yani bu tabloyla alakası var mı bu fotoğrafın? Yok. Şimdi 5 numarayı alalım tekrardan. Bakın burada e, Şaliapin'i bir bilge, bir asilzade, bir e, filozof tipi gibi çizmişler. Ve bir bizdeki hilat giydirme geleneği gibi adama bir kürk giydirmişler. Bakın üstünde adamın bir ama kürk Kuskova'da var. Ama Moskova'da yaşıyorsa o kürkü giymesi normal değil mi? Normal ama şöyle. Normalde Şaliapin böyle elbiseler giymiyor. Hayat hikayesini okuduğum için. Yani böyle zengin kürkü giymiyor en azından. Onu söyleyeyim. Çünkü kendisine... Devrim sırasında e, zenginlerden ve asilzadelerden el konulan tüm kitaplar ve zenginlerin ve asilzadelerin kitapları ve elbiseleri de Şalyapin'e hediye edilmiş. Düşünün bu adam ne kadar önemli bir adam ise artık. Bu Kürk de onlardan biri. Şimdi e, bunun bir bunların bir vakası Aslında arkadaş... 7 numarayı bir görelim istersen. Evet. Çünkü hani biraz konudan bahsetmek gerekirse 7 numara ekrana gelirse bu çok ilginç çünkü evet. George Wells... Eskizler çizen, resim çizen, kroki çizen, plan çizen de bir adam aynı zamanda kitaplarının kapaklarının bazılarını kendisi çizmiş. Niye belki çok bahsediyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü bile etkilemiş birisi. Evet, evet. Bu şu anda görmüş olduğumuz Dünyalar Savaşı'nın kapağında, yani Dünyalar Savaşı kitabını farklı yayın evleri bastı, ama hepsinin kapağında dikkat edin, bu vardır ama farklı çizim varyasyonlarıyla vardır. Tom Cruise'un da en son başrolünü oynadığı Dünyalar Savaşı'nda benzer varlıklar, mekanik varlıklar olduğu izledik. Evet, bunu kendisi çizmiş. Kendisi günlüklerinin içerisine resim çizermiş. Aynı zamanda da bir özel bir dosyası varmış ve o dosyanın içerisinde de bazı önemli resimleri olduğu söyleniyor. Dediğim gibi kitap kapaklarının da kendisinin çizdiği biliniyor. 8 numarayı gelelim. Burada görmüş olduğumuz, burada evet. görmüş olduğumuz da dünya geçmeden önce tamam, tekrardan tamam. gelirsek. bir daha geri gidelim. Görmüş olduğumuz şey de İngiltere'de şu anda sergileniyor. Bu resmi kendisi çizdi ve Dünyalar Savaşı kitabının kapağı. Evet. Siz hangisini istiyorsunuz? 8 numarayı sekiz. görelim. Ben de bir şey göstereceğim. Evet, sonra. şimdi bugün zaten George Efendim, Wells... Bugün aslında 8 numaradan önce ben bir resim attım. Bir e, Çin Uzay Ajansı diye başlayan onu bulabilirsek, biz bu arada bunu anlattığı bulduğumuz zaman bana seslenirseniz sevinirim. Evet, Wells ne diyor? Ayın uzak tarafında bulunan Wells aslında karaterin. karanlık tarafında bulunan diyor. Evet. E, Karakterden bahsediyor. 1970 yılında e, burada diyor e, bir şekilde canlıların olduğunu söylüyor Wells. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Niye bu enteresan? Yazmış olduğu 1901'de yazmış olduğu bir e, kitaptan bahsediyoruz bir yazıdan bahsediyoruz ama Ay'daki bulabildiniz mi benim geldi onu bir ekrana verelim bakın bunu unutmayın aklınızda bak şimdi ee, gelebiliyorsa geldi şimdi bakın sevgili dostlar bunu bir, kaç gün önce atmışım 5 gün önce Çin Uzay Ajansı Chang 4 misyonu 3 Ocak 2019'da ayın karanlık tarafındaki Von Kármán kriteri tabanında beklenmedik bir jel benzeri Olgun olaya bakar mısın? Jel benzeri garip bir yapışkan ee, aslında materyalin yanı sıra dikey yerleşmiş bakın orada kırmızı istersen gösterebilirsin. Kırmızı şurada. yerleşmiş gizemli bir o uzun kayalar. Şurada. Yani normalde dümdüz olması gerekirken evet. bir anda bir bakıyoruz ki Olgun şey oluyor nedir onun ismi? Bir anda aslında piramitsel bir yapılar Yok, çıkıyor. <laughs> Şimdi bakın buradaki resimle bir daha tekrar verelim 8 numarayı. Bu, bunu unutmayın bu sefer aklınızda. E, bak alttaki resmi görüyor musun? Evet. Bak o alttaki kare 8 numara gelebilirse aynı resme benziyor. Aynısı zaten. Şimdi muhtemelen. bak şimdi şöyle bir jelden bahsediyor. Ee, Olgun ne demek istiyorlar? Yani ayın karanlık yüzünde bilmediğimiz bir şey mi var? Ya, bu hep tartışılıyor. Evet. Yani ayın karanlık yüzünde ne var? Ee,